tüm bu belirsizlikler ışığında Bitcoin'e dair sizin böyle yıl sonu beklentilerinizde bir değişim oldu mu? Az önce hani mesela kara pazartesinden bahsederken de Bitcoin evet biz dijital altın olarak nitelendiriyoruz ama Nasdaq ve S&P ile beraber riskli varlıklar kategorisinde dediniz. Kara pazartesinde altının dahi düştüğünü görmüştük. Yani ne dersiniz? Yıl sonuna dair Bitcoin'de tahminlerinizde bir değişiklik oldu mu? Hayır, henüz olmadı. Yani geçen hafta ben gerek yatırımcı notlarımda gerekse işte sizler gibi medyayla görüş alışverişi yaptığımda hep şunu vurguladım. Bu büyük ihtimalle kalıcı bir kriz olmayacak. Çünkü kredi piyasasında bir hareketlenme yok. Yani evet işte korku endeksi, VIX vesaire ama kredi piyasası çok daha önemli. Fed'i davet edecek olan piyasa da kredi piyasası. Ve kredi piyasasının geçen hafta evet biraz kıpırdanma oldu ama VIX'te gördüğümüz gibi böyle dehşet bir senaryo fiyatlaması olmadığını gördük. Bu sürdüğü sürece ben piyasaların hisse senedi de bunun içinde, kriptonun da bunun içinde yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Hatta işte dün akşam açıklanan, tabii bu gecikmeli açıklanıyor ama sonuçta bakış açılarını yansıtması açısından 13F'lere yani kurumların, fonların portföylerine baktığımızda Goldman Sachs'ın da hem çok sayıda Bitcoin ETF aldığını görmüş olduk hem de miktar da azımsanacak bir miktar değil. Morgan Stanley de almış durumda ama Morgan Stanley zaten daha önceden Grayscale fonları üzerinden Bitcoin yatırımı yapıyordu ama Goldman Sachs'ınki yeni bir adım. Dolayısıyla yavaş yavaş kurumsal paranın da kriptoya girmeye başladığını görüyoruz. Bir noktadan sonra o kurumsal para artık piyasada dolaşımda olan diyelim Bitcoin'leri çekecektir. Dolayısıyla bir noktadan sonra marjinal talep çok sert fiyat hareketlerine neden olabilir diye düşünüyorum. Bu beklentiyle hala yıl sonuna doğru ben eski zirveyi yani o 70 binlerin aşılacağını ve daha yukarıya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ama geçen hafta şunu gördük. Bir likidite krizi yaşandığı zaman Bitcoin, altın, Nvidia fark etmiyor. Bunların hepsi yatırımcı gözünde dolara erişmek için bir araçtır. Piyasa satış yer. Elbette böyle bir senaryoda muhakkak ki Bitcoin de çok sert düşecektir.